Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kız bebeklerimiz için hem de erkek bebeklerimiz için yapabileceğimiz çok güzel bir bebek yeleğin anlatımını yapmak istiyorum. Ben bugün mavi beyaz ile erkek bebek için yaptım. Siz bu yeleği farklı renkler ile örerek kız bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Yeleğin örgüsüne yakadan zincir yapıp trabzanlar yaparak başlıyoruz. İlk sırada roba ayrımlarını yapıyoruz. Robanın bitiminde Modelleri yerleştiriyoruz. Çok kolay ve güzel bir model. Bakın arkadaşlar. Herkesin yapabileceği kolay bir model. Şiş örgüsünden hiçbir farkı olmayan güzel bir yelek modeli. Ben bu yeleğimin örgüsünde mavi olarak Nakalux Minnoş Baby ipini kullandım. Kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Renk numarası 214. Soran arkadaşlar olursa Kullanmış olduğum ipin üzerinde 2 milimlik tığ kullanması gerektiği tavsiye edilmekte. Ben biraz daha yumuşak olsun diye 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Beyaz olarak yine aynı markanın beyaz rengini kullandım. Bunun da üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Düğme olarak 4 adet düğme diktim ben bakın buraya. Siz isterseniz sadece roba bölümüne 2 veya 3 düğme de kullanabilirsiniz. Bugün yapacak olduğumuz yeleğin ölçülerini size vereyim. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın kol altından genişliğini ölçüyorum, 26 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 19 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum, 32 santim. Ben bugün bu yeleği 6-12 aylık bir bebek için anlatıyorum. Siz isterseniz daha küçük veya daha büyük bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Bunu takım olarak yaptım ben. Bakın bu şekilde güzel bir hırkası da var. Yine erkek bebek için çalışmış olduğum güzel bir hırka. Ama dediğim gibi siz bunu yine farklı renkleriyle kız bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Aynı model ile ördüm. Bakın örgüsü aynı oldu. Güzel bir hırka yaptım. Bu güzel hırka ve yeleğe takım olarak bir de böyle salopet tulum yaptım. Bu salopet tulumun anlatımı da YouTube kanalımda var arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar oraya bakabilirsiniz. Şapka olarak bakın bu şekilde güzel bir şapka modelim var veya bu şekilde bir şapka. Siz hangi şapkayı isterseniz bunların anlatımı da YouTube kanalımda var. Bu takımın devamı olarak bakın bir de böyle güzel patiğimiz var. Bu örgülerimin hepsinin anlatımı YouTube kanalımda var arkadaşlar. Bunların linklerini sizler için bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Açıklama bölümünde bulunan linkler üzerine tıklayarak siz de bunlardan yapabilirsiniz. Açıklama bölümünü nasıl bulurum diye çok soran arkadaşlar oluyor. İzlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekli var. Oraya tıklarsanız açıklama bölümünü bulabilirsiniz. Linklerin üzerine de tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay olan bebek yeleğimizi yapacağız. Arka görüntüste bakın bu şekilde bu yeleğimizin açık olarak da göstermek istiyorum size. Çok güzel ve çok kullanışlı bir yelek modeli arkadaşlar. Bakın. Ters örgüsü de çok güzel. zevkle yapacaksınızdır. Hazırsak hep birlikte bu güzel yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Örgüye başlamadan önce minik de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da örgü örebilsin diye alt yazılar oluşturuyorum. Siz izlediğiniz videoda bu yazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var o noktalara tıklayarak ayarlar bölümünden alt yazıları kapalı konuma getirirseniz yazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin. iyi izlemeler. Örgümüze roba başlangıcı için zincir çekerek başlayacağız. Zincir için ilk ilmeği ben bu şekilde oluşturuyorum bakın. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde yapabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Başlangıç için 68 tane zincir çekiyorum. 68 zinciri çektim. Çekmiş olduğum bu 68 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bu zincir sayısı elinizin sıklığına, ipinizin kalınlığına göre değişecektir. Benim elimin sıklığına ve kullanmış olduğum ipin inceliğine göre 68 zincirim 30 santim geldi bakın. 30 santimlik bir zincir uzunluğum var. Şimdiki sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken robanın ayrımlarında yapacağız. Ön, kollar ve arka bölümleri ayırmış olacağız. İlk sıra için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. Ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir çekerek bakın döndüğümüzde bir trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ön bölüm için 10 trabzanı yaptım bakın bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kol ile ön bölümü ayıran ayrı bir yeri için belirlemek için bakın bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum kol bölümünü yapmak üzere takip eden bakın bu ilk ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kol bölümü için de 14 trabzanı buraya yaptım. Bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum kol ile arka bölümü ayıran ayrım yeri için bu zinciri çektik takip eden Bakın bu ilk ilmek içerisine arka bölüm için ilk trabzanı yapıyorum arka bölüm için 20 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 arka bölüm için de 20 trabzanı yaptım şimdi diğer kol ile arka bölümü ayıran ayrım yeri için bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum takip eden ilk ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Diğer kol bölümünde 14 trabzan yapmıştık. Bakın burada buraya da 14 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14, 12 13 14. diğer kol bölümü için de bakın 14 trabzanı yaptım ön ile kol bölümünü ayıran ayrım yeri için bir zincir çekiyorum bu ön bölümde 10 trabzan yapmıştık. Buraya da 10 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Böylece ilk sırada hem trabzan yaptık hem de roba ayrımlarımızı belirlemiş olduk. Ön bölümler için 10'ar trabzan yaptık. Kol bölümleri için 14 trabzan yaptık. Her bir kol bölümü için 14 trabzan. Arka bölüm için 20 trabzan yaptık. İlk sıramızı bakın yerlerinde belirledik. Şimdi bu birer zincir çektiğimiz yerlerde arttırmalar yapacağız artık. İkinci sıradayım. İkinci sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de buraya kadar arttırma yapacağımız yere kadar trabzanlar yapıyorum. 10 trabzan yapmıştık zaten. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ön bölümde bulunan bakın ilmekler üzerine trabzanı yaptım arttırma yerinde ön bölüm için iki trabzan yapıyorum bakın boşluğa iki trabzan yapıyorum 1 2 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum aynı boşluk içerisine kol bölümü için iki trabzan yapıyorum 1 2. Bakın arttırma yerinde ön bölüm için 2 trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Kol bölümü için 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim Bu bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum 1 2 1 2 zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum 1 2 Arka bölümde bulunan bu ilmekler üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Burada yapacağımız arttırma yerine kadar trabzanlara devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirlik boşluğa arka bölüm için iki trabzan yapıyorum. Bir. 2 1 2 zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine kol bölümü için iki trabzan yapıyorum 1 2 takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum burada yapacağımız arttırma yerine kadar devam edelim kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yerine kol bölümü için iki trabzan yapıyorum. Bir, iki, bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine ön bölüm için iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Buraya da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın sıra sonuna geldim trabzanlara başlarken 3 ilmek atlayarak oluşturduğumuz bir yer vardı. Bunu da burada bulunan bakın bu son zincire tığ takıyorum. Buradan trabzan elde ediyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. İkinci sıramızda arttırmalarımızı da yaptık. Bu sırada arttırma yerlerinde bakın 1, 2, 3, 4 arttırma yeri var. Her arttırma yerinde iki trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptık bakın şekillenmeye de başladı arkadaşlar 3. sıradayız 3. sırada tekrar arttırmalar yapacağız bu sırada arttırmalarımızı 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan değil de 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan olarak yapacağız 1 zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum takip eden ilmek üzerine de trabzanlar yapıyorum bakın her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın arttırma yapacağımız yere geldim. Bu iki zincir çektiğimiz boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın burada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan arttırması yaptık. Diğer arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptık takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Bu boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaparak bakın. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum aynı boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. son ilmeği de yapıyorum üçüncü sırayı da böylece bitirmiş olduk bu sırada arttırmalarımızı bir trabzan iki zincir bir trabzan olarak yaptık bir alt sırada iki trabzan iki zincir iki trabzan yapmıştık robamız bakın bu şekilde arkadaşlar şimdi dördüncü sıradayız dördüncü sırada tekrar buralardan arttırmalar yapacağız arttırmaları bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapacağız. 4. sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan bakın ilmekler üzerine trabzanları yaptım arttırma yapacağımız yere geldim Bu arttırma yerine bu sırada ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum 1 2 1 2 zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum 1 2 bakın bir alt sırada 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yapmıştık bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Burada arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Bakın kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Arttırma yapacağımız yerdeyim. Bu boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum 1 2 bakın buraya da 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptık takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum buraya kadar devam edelim arka bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaptım bakın arka bölüm ile kol bölümünü ayıran arttırma yerindeyim bu boşluğa arka bölüm için iki trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için iki trabzan yapıyorum. 1 2 Takip eden ilmekleri her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim bakın buraya kol bölümü için iki trabzan yapıyorum 1 2 1 2 zincir çekiyorum aynı boşluğa ön bölüm için iki trabzan yapıyorum 2 takip eden ilmekleri her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonuna geldim bakın yine son ilmeği yaptım. Bu sırada da arttırmalarımızı 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak yaptık bakın 4 noktada 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak yaptık. Dördüncü sırayı bitirdik 5 sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. 5 sıradayım ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada arttırmalarımızı 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan olarak yapacağız her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu ilk arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım arttırma yaptığımız yerdeyim bu iki zincirli boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine bir trabzan da kol bölümü için yapıyorum kolda bulunan ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum Bakın bu şekilde. Bu sırada arttırmamız bakın. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak yaptık. Bir alt sırada iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapmıştık. Artık robamızın örgüsünün arttırmalarını bu şekilde bir sırada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada arttırma yerlerinde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak devam edeceğiz. Robamızın şeklini görelim. Bakın arkadaşlar şekillenmeye başladı bu şekilde düzenli arttırmalar yapıyoruz her sırada arttırma yapıyoruz dediğim gibi bir sırada bir trabzan iki zincir bir trabzan arttırması yapıyoruz dört noktadan ikinci sırada dört noktadan iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak yapıyoruz robamızın örgüsü artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar bu dört noktadan her sırada düzenli olarak arttırmalar yaparak yapacak olduğumuz bebeğin büyüklüğüne göre roba sıra sayısını tamamlayalım gelelim. Roba bölümünü her sırada arttırmalar yaparak benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bir de sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın bu şekilde ölçtüğümüz zaman 12 cm. Açık haliyle de görelim. Bakın robamızın şekli böyle arkadaşlar. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yaptık. Takip eden sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan arttırması yaparak robanın başlangıcından itibaren ölçüsünü buraya kadar getirdik. Siz daha küçük bebekler için yapıyorsanız bu benim yaptığımdan 2 sıra eksik yapabilirsiniz. 9. sırada bırakabilirsiniz. Veya daha büyük çocuğunuz için yapıyorsanız da 1-2 sıra daha fazladan roba yüksekliğini yapabilirsiniz. O zaman arttırmalar da çok olacaktır. Ölçü de büyük olacaktır. Şimdiki sırada kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum. Bu sırada kol ayrımını yaparken bir sıra trabzan yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde trabzanlar yapıyoruz kol altını yapacağımız bu arttırma yerine kadar trabzanlara devam edelim. Bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Burada bu arttırma yerine iki trabzan yapıyorum. Bakın ön bölüm için iki trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Kolda bulunan ilmekleri atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın ön ile arka bölümü birleştirdik Kol altında bir zincir çektik bu şekilde bir görüntü elde ettik. Arka bölümde bulunan ilmeklere trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak diğer kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Bu arttırma yaptığımız boşluğa arka bölüm için iki trabzan yapıyorum. Bir, iki, bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bu kolda bulunan ilmeklerin hepsini atlıyorum kol ile diğer ön bölümü ayıran bakın arttırma yerine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum 1 2 bakın burada da arka bölümü ile ön bölümü birleştirdik diğer kol altında da bir zincir çekmiş arka bölüme başlamıştık Burada arka bölümden sonra bir zincir çektik. Ön bölüme devam ediyoruz. Takip eden ilmekleri her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kol altından sonra bakın ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Robamızın şeklini bu aşamasında bir görelim. Bakın arkadaşlar. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Kolları gövdeden ayırmış olduk. Bu şekilde oldu. Şimdiki sırada modelli bölüme geçiyoruz artık. Bir sıra mavi renkle model yapıyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar bir trabzan bir sık iğneden oluşan modellerimiz var bir zincir çekiyorum model yapıyoruz model sırası ipi tığın üzerine alıyorum bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum takip eden ilmeği bakın ipi tığın üzerine almadan sık iğne yapıyorum İpi tığın üzerine alıyorum trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine almadan sık iğne yapıyorum. Bir trabzan bir sık iğne yapıyoruz. Trabzan yaptım. Sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum. Bakın diğer tarafta görüntü bu şekilde oluşuyor. Kol altına kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine bir trabzan bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne yaparak kol altına geldim. Bakın en son trabzan yaptım. Burada bir zincir çektiğimiz bir yer var bakın. Buraya bir arttırma yapmak istiyorum. Onun için sık iğne yapıyorum. Bakın o bir zincirlik boşla bir sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Burada bir tane arttırma yapmış olduk. Takip eden ilmeği sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine bir trabzan bir sık iğne olarak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Diğer kol altına kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine de bir trabzan bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne yaparak kol altına geldim. En son ilmeğin bakın trabzan oldu. Bu kol altında bir zincir çekmiştik. Burada bir arttırma yapacağız. Diğer kol altında da bir zincirin içerisine hem trabzan hem sık iğne yapmıştık. Burada da bu bir zincirin üzerine bir sık iğne yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum bakın aynı ilmek içerisine bir de trabzan yapıyorum bir tane arttırma yapmış olduk takip edenleri bir sık iğne her ilmeğe birer tane yapıyoruz ama bakın artık bir trabzan yapıyorum bir sık iğne yapıyorum bir trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum trabzan yapıyorum artık bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim bu ön bölümde bulunan ilmekler üzerine de bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne bir trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim en son ilmeğim trabzan örgüyü çeviriyorum bir de modelimizi görelim bakın bu şekilde kabarık görüntüler elde ettik arkadaşlar. Modelimiz bir sonraki sırada daha iyi ortaya çıkacaktır. Bu sırada ben beyaz rengi geçiyorum. İlmeğimin rengini beyaz yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bir alt sıradan ne yaptıysak tam tersini yapacağız. Trabzanın üzerine sık iğne yapacağız. Burada sık iğne yaptığımız ilmek üzerine trabzan yapacağız. Tekrar trabzanın üzerine sık iğne yapacağız. Bakın bir alt sırada bu ilk ilmek trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğne. Bakın bunun üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Bakın görüntümüz böyle arkadaşlar. Bakın trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bu bakın sık iğne bunun üzerine trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. bir alt sırada yaptığımızın tam tersini yapıyoruz bu sırada. Sıra sonuna kadar trabzanların üzerine sık iğne, sık iğnelerin üzerine trabzan yaparak devam edelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanın üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şu anda 16. sıradayız. 16. sırayı tekrar beyaz ile yapıyorum bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum yine tam tersi işlemleri yapacağız sık iğne üzerine trabzan trabzan üzerine sık iğne yapacağız ilk ilmek sık iğne bunun üzerine trabzan yapıyorum takip eden ilmek bakın trabzan bunun üzerine sık iğne yapıyorum bu sık iğne bunun üzerine trabzan yapıyorum Bakın bu trabzan bunun üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada da bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzan üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. İki sıra beyaz yaptım. Burada ipin rengini değiştiriyorum. Burada bekletmiş olduğum mavi ipi alıyorum bakın. İlmeğin rengini mavi yapıyorum. Beyazı burada bekletiyorum. Bir zincir çektim. Örgüyü çeviriyorum. Tekrar Aynısını yapacağız. Trabzan üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine trabzan yapacağız bu sırada. Bakın bu en son yapmış olduğum trabzan bunun üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Bakın trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Artık örgümüzde anlaşılmıştır arkadaşlar. Modelimiz bunlardan oluşuyor bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanın üzerine sık iğne yapacağız. Sık iğnenin üzerine trabzan yapacağız. 2 sıra beyaz, 2 sıra mavi olarak örgümü devam ettirmek istiyorum ben. Siz de renk tercihinize göre sıralamasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın modelimiz de kendisini tam göstermeye başladı. Küçük küçük pıtırcık modelleri oluşuyor. Gövde örgüsünü yapacak olduğumuz örgünün büyüklüğüne ve tercihimize göre istediğimiz kadar tamamlayalım gelelim. Gövde örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Bakın bu şekilde 2, 4, 6, 7 sıra beyaz yaptım. Aralardan sonra bakın 2, 4, 6, 7 sırada mavi renk ile yaptım. Benim için gerekli olan yüksekliği elde ettim. Kol altından sonra bakın modelli yeri kaç santim yaptığımı ölçüyorum. 18 santim gövde örgüsü ördüm. Bu benim için yeterli. Siz daha büyük yapıyorsanız bir sırada beyaz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ön pat çalışmasını yapıyorum. Bakın en son mavi ile iki sıra modelimi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Ön patı da mavi renk ile yapıyorum. Bu ilk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmeğe sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın böyle sık iğneler yaparak bu yakanın başlangıç noktasına kadar devam edelim. Bu ön patta bakın başladığımız yerden itibaren yakanın uç noktasına kadar bir sıra sık iğne yaptım. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine sık iğneler yapacağız. İkinci sırayı yaparken düğme delikleri de oluşturacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Düğme deliği oluşturmak üzere 2 zinciri çektim. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bir düğme deliğini başlangıçta oluşturduk. Kaç düğme yapacağımıza bakıyoruz arkadaşlar. Sizin daha büyükse aralıklarını ona göre ayarlamanız gerekecektir benim için şöyle göz kararı baktığım zaman 4 düğmeyi dikmem yeterli olacak onun için 4 tane düğme deliği oluşturmak istiyorum bakın bu ilk düğme deliğini buraya yaptık bir sık iğne yaptım diğer düğme deliğine kadar sık iğneler yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 11 sık iğne yaptım. Bakın iki mesafe şurası arkadaşlar. Şimdi buraya ikinci düğme deliğini oluşturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 atladık 2 zincir çektik buraya ikinci düğme deliğini oluşturduk bu iki düğme deliği arasında 11 sık iğne vardı buraya da 11 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakın 11 sık iğneyi yaptım 3. düğme deliğini buraya yapmak için 2 zincir çekiyorum 1 2 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum takip edenleri yine 11 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sık iğneyi yaptım. 4. düğme deliğini yapıyorum buraya. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 4. düğme deliğinde oluşturduk takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Bakın uç noktasına kadar geldim. Bu ikinci sırada yine sık iğneler yaptık. Sık iğneleri yaparken düğme delikleri oluşturduk. Bakın 1 2 3 ve 4. Üçüncü sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada kısa trabzanlar yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum, trabzan yapıyor gibi. İlk ilmek üzerine, bakın şu şekilde ipi alıyorum. Bir defa da çekiyorum bakın. İp alıyorum doluyorum. Tığı bakın ilmeğe taktım. ip aldım. Tekrar ip alıyorum. Bir defa da çekiyorum kısa trabzanlar yapıyoruz. Düğme deliğine kadar bu şekilde kısa trabzanlara devam ediyoruz. Bakın ilk düğme deliğinin olduğu yere geldik. Düğme deliği için iki zincir çekmiştik. Bu iki zincirlik boşluğa iki kısa trabzan yapıyorum. Bakın yine ipi tığın üzerine alıyorum. Boşluğa iki kısa trabzan yapıyorum. Bir. iki. Bakın düğme deliği tam kendisini gösterdi. Takip eden ilmekleri kısa trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Düğme deliklerinin olduğu bu iki zincirlerin üzerine ikişer defa kısa trabzan yapacağız. Diğer ilmekler üzerine birer defa kısa trabzanlar yaparak bu yaka başlangıcına kadar devam edelim. Ön patta üçüncü sırada bakın bir sıra kısa trabzanlar yaptım. Bu düğme deliği yaptığımız yerlere ikişer defa kısa trabzan yaptım. Boynun olduğu buraya geldik. Diğer ön patada aynı şekilde iki sıra sık iğne bir sıra kısa trabzan yapacağız. Oraya gidebilmek için boyunun çevresinde bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bakın en son kısa trabzanı yaptım. Aynı ilmek içerisine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekler içerisine de birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın. Boyunun çevresinde sık iğneler yaparak devam edelim. Bu ön patta buraya gelince bir sıra sık iğne yapalım. Geriye dönelim sık iğne olarak. Üzerinden bir sırada kısa trabzanlar yaparak bu uç noktasına kadar devam edelim. Örgümüzde bakın. Boynun çevresinde bir sıra sık iğneyi yaptım buraya kadar geldim. Burada iki sıra sık iğne, bir sıra kısa trabzan yaptım. Uç noktasına geldim bakın arkadaşlar. Şeklini bir görelim. Bakın çok güzel oldu. Ön pat çalışmalarını böylece bitirmiş olduk. Bakın düğme deliklerini buraya yaptık. Buralara düğme dikeceğiz. Bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi etek ucundayız. Etek ucunda lastik örgüsü yapmak istiyorum. bir zincir çekiyorum bu ilk ilmek bakın üzerine bir trabzan yapıyorum burada bir sıra trabzan sırası yapacağız bir sonraki sırada lastik örgüsünü oluşturacağız gördüğüm takip eden ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum bakın her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum bu şekilde. Lastik örgüsünün başlangıcı için her ilmeğe birer defa trabzan yaparak diğer uca kadar devam edelim. Lastik örgüsü yapmak için bakın bir sıra trabzanla yaptım. Görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Şimdiki sırada yine trabzanlar yapacağız. Lastik örgüsü yapabilmek için trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yapacağız. Bakın 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu gördüğüm ilk trabzanı bakın bunu boşluğa tığ takıyorum. ilmek alıp trabzan yapıyorum. Bakın düz taraftan trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu trabzanı ters taraftan bakın boşluğa tığ taktım. ilmek alıp trabzan yapıyorum. düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum bakın lastik örgüsü yapıyoruz böyle bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. İki tarafta lastik görünümü oluyor. Bu şekilde yapmış olduğumuz bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bu sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada bakın trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bir ilmek kaldı. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu son ilmeği tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Sıra başında da iki zincir çekmiştik. Bu bir trabzan oluşturmuştu. Sıra sonunda da tepe noktasına batarak trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. 3. sıradayız. Üçüncü sırada bu yapmış olduğumuz trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapacağız. Düz gördüğümüz trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapacağız. Terste gördüğümüz trabzanları ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zinciri çekmiştik ipi tığın üzerine alıyorum bakın bu ilk trabzan ters tarafta görünüyor ters taraftan alıp trabzan yapıyorum takip eden düz görünüyor düz taraftan alıp trabzan yapıyorum bu ters tarafta görünüyor ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum düz tarafta görünüyor düz taraftan alıp trabzan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada da trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bu şekilde lastik örgüsünü ben bitirmiş oldum. Bakın Şöyle görelim arkadaşlar. Bu 3 sıra benim için yeterli. Ama siz isterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz. Benim yeleğim çok büyük değil. Onun için yeterli görüyorum. İpi burada kesiyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar çok güzel yelek oluyor. Yeleğimizi gövde örgüsünü böylece bitirmiş olduk. Kol örgüsünü böyle bırakabilirsiniz ama ben böyle bırakmak istemedim. Bakın bir kolu çalıştım. Bu şekilde kol ucuna da lastik örgüsü yapmak istiyorum. Bu etek ucunda yapmış olduğumuz gibi lastik örgüsü yapıyorum. Araya bir sırada beyaz yaptım model ile de uyumlu oldu böylece. Şimdi diğer kolun çalışmasını sizinle birlikte yapalım. Mavi renk ile başlıyorum. Bakın kol altından birleşim yerinde olan bakın bu ilmekten ipimi bağlıyorum. Bir defa düğüm atalım. Aynı ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan yapacağız arkadaşlar. Lastik örgüsünün başlangıcı için bir sıra trabzan yapıyorum. Bakın gördüğüm bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Kol bölümünde bulunan bakın bu ilmekler üzerine trabzanlar yapıyorum. her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanlar yaptım. Başladığım noktaya geldim. Bakın görüntü olarak böyle arkadaşlar. En son bu ilmeğe trabzanı yaptım. Bunu İlk başta bulunan, bakın bu ilmeğe tığ takıyorum, kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İlk sırayı bakın böylece tamamlamış olduk. İkinci sıradayız. İkinci sırada lastik uygulaması yapacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. Bir, iki zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada gördüğüm bu ilk trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. Bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Kol bölümünde yapmış olduğumuz trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. En son düz taraftan yapmış olduğum trabzan var bakın. Bunu ilk başta bulunan ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şu şekilde ipi tığa takıyorum kaydırma yaparak birleştiriyorum sıra başında iki zincir çektiğimizde ters tarafta olan trabzan oldu bakın ikinci sıradayız lastik olarak görüntü olarak 3. sırama ama bakın burayı beyaz ile yapıyorum burada da aynısını yaptım iki sıra mavi görünümlü bir sıra beyaz bir sıra mavi yapmıştım burada da aynısını yapıyorum İpimin rengini beyaz yapıyorum şu şekilde ilmeğimin rengini beyaz yapıyorum. Mavi ipi kesmiyorum. Burada bekletiyorum. Bir üst sırada mavi ip ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada bu yapmış olduğumuz trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapacağız. Bakın ilk trabzan benden taraftan düz görünüyor. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden ters tarafta görünüyor ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum düz olan bakın benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum takip edeni ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum nasıl görüyorsa böyle boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar Yapmış olduğumuz bu trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edelim. Bu sırada beyaz renk ile trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yaptım. Bakın düz olanları düz taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Ters olanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğumu bu ilk yaptığım ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirdik. Güzel oldu arkadaşlar. Mavi renge geçiyorum. Bu benim için son sıra arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. Beyaz ipi burada kesebiliriz. Bu sırada yine trabzanları nasıl görüyorsak öyle boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bakın ilk trabzan Düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Gördüğüm gibi alıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Biraz sırada yapmış olduğumuz gibi nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edelim. Yeleğimizin kol bölümünün son sırasına da bakın. Bir sıra bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaptım. En son yapmış olduğum trabzanı ilk yapmış olduğum bu ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpi burada kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu benim için yeterli. İki sıra mavi, bir sıra beyaz, bir sıra mavi toplam dört sıra kol çalışması yaptık. Bu büyüklükte bir yelek için yeterli görüyorum ben. Bakın çok güzel oldu. Ben dört tane de düğmeyi diktim bakın. Buraya açmış olduğumuz düğme deliklerinin tam karşısına gelecek olan yerlere düğmelerini diktim. Şu şekilde düğmelerde takalım. Bakın çok güzel, çok tatlı bir yelek yaptık. Arkadan görüntüsü de böyle. Çok şirin oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örgüsü de çok kolay. Sadece trabzan ve sık iğnelerden oluşan bir model. Roba bölümünü trabzanlar ile yaptık. Gövde bölümünde bir trabzan bir sık iğneden oluşan modelimizi yaptık. Böylece bu güzel yeleğimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Tersten görüntüsünde bakalım. Çift taraflı kullanımlı bir model. Bakın. Tersten görüntüsü de böyle. Siz bunu istediğiniz renkler ile yapabilirsiniz. Ben bugün mavi beyaz çalıştım. Düğme olarak da ben beyaz dikmeyi tercih ettim. Siz isterseniz metal düğme, ahşap düğme veya mavi düğme istediğiniz gibi düğmelerini dikebilirsiniz. Yeleğimizin bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Bakın kol altından enini ölçüyorum 26 santim kol altından yüksekliğini ölçüyorum 19 santim omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum 32 santim çok güzel oldu 6-12 aylık bir bebek için yaptık biz bugün bu yeleğimizi arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.